Efendim, NATO'nun 8 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etmesine Moskova'dan tepki var. Kremlin sözcüsü Peskov, NATO ile diyalog umudunun baltalandığını söyledi bu olayın ardından. NATO, 8 Rus diplomatın beyan edilmemiş istihbarat çalışanı oldukları gerekçesiyle örgütten çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca 2 kişinin daha görevinin iptal edileceği duyuruldu. Böylece NATO'daki Rus personel sayısı 10'a düştü. Rusya karara sert tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Peskov, NATO'nun hamlesinin ilişkilerin normalleşebileceği ve ittifakla diyaloğun yeniden başlatılabileceği yönündeki umutları baltaladığını söyledi. NATO'nun eylemlerini ve açıklamalarını tutarsızlık olarak değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de NATO ve Rusya arasındaki ilişkilerin Soğuk Savaş döneminden sonraki en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti. NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler özellikle Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve muhalif lider Navalny'nin zehirlenmesi nedeniyle gerilmişti. NATO ve Rusya arasında tırmanan bir gerilim var. Bunu biraz konuşalım istiyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Babiroğlu konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. İyi yayınlar diliyorum Mehmet Akif Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ajan oldukları gerekçesiyle iptal edildi 8 Rus diplomatın akreditasyonu. Rusya'dan gelen açıklama böyle. Ajan değiller de dememişler. Tepkili. Nereye varır? Kriz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Mehmet Akif Bey, bu aslında yeni bir olay değil. Şimdi neden? Önce değerli izleyenlerimize şunu açıklayalım. NATO'nun tehdit olarak gördüğü Rusya, NATO karargahında, yani NATO sivil karargahında Brüksel'de NATO temsilciyi, nasıl NATO temsilciliği, diplomatik temsilciyi bulunduruyor? O bir soru işareti olabilir. Bu soru işaretinin isterseniz hemen cevabını çok kısa verelim. Biliyorsunuz Soğuk Savaş dönemi sonrası Sovyetler çöktü. Çökünce Sovyetler 1994 yılında NATO bir karar aldı ve barış için ortaklık programı başlattı. NATO üyeler dışında, yani NATO üyesi olan ülkeler dışında diğer ülkeleri NATO üyeliğine hazırlamak için NATO Barış için Ortaklık Programı hazırladı. NATO Barış için Ortaklık Programı içine de Rusya dahil Sovyetlerden dağılan bütün ülkeler ve buna benzer ülkeler katıldı gönüllü olarak. Rusya da yer aldı. Rusya gönüllü olarak 1994'te Yeltsin zamanında NATO'ya katılma hazırlık süreci için Barış için Ortaklık şemsiyesi altında dahil edildi 1994'te. Bunun hemen sonrasında NATO'da bu ülkeler orada diplomatik temsilcilik hakkı kazandırdılar. Akreditasyon, yani kaç diplomat bulunacak, bunların akreditasyonu verildi. Ve NATO'da bazı dokümanlara giriş izni verildi, erişim izni verildi. Tabii gizli olanları değil de bazılarına erişim izni verildi. Dolayısıyla Rusya'nın orada bulunmasının ana gerekçesi bu. 1994'te ortaya çıkan Barış için Ortaklık Programı. Fakat daha sonra Yeltsin döneminde Rusya gerçekten NATO'ya giriş için, NATO'ya üyelik için bir istek sergiledi. Ancak gelişen dönemde, ortaya çıkan gelişmede Putin dönemini görüyoruz. Putin döneminin, Putin'in ilk dönemi de bir problem olmadı. Ancak 2009'da hatırlayacağız, 2008'de Gürcistan'a müdahalesi var. Biliyorsunuz Rusya'nın Abazya ve Güney Ossetya'nın bağımsızlığını kabul etti, Gürcistan'a müdahale etti. Neden? Çünkü 2008 Bükreş Zirvesi'nde NATO Gürcistan'ı üye yapmak istedi NATO'ya. Bunun için Rusya kırmızı çizgi ilan etti. Gürcistan'ı Abazya'yı ve Güney Ossetya'yı kopardı. Bağımsızlığını tanıyınca NATO ile Rusya arasında bir gerginlik oldu ve o gerginlikte İlk defa NATO diplomatik temsilciliğinde bulunan iki diplomatı, yani bugün yaşadığımız olayın 2009'da iki diplomatı akreditasyonu iptal etti. Gürcistan olayı. Yerine tekrar diplomat gönderildi mi peki? Tabii. Bunların sayısı 30'du. Sayısı 30'du Mehmet Akif Bey. Bu iki kişi, yani iki diplomat 2009'da akreditasyonları iptal edilince, yani NATO karargahına girişleri engellenince diyelim, girişleri engellenince Rusya karar aldı, diplomat sayısını NATO nezdinde 20'ye düşürdü. Şimdi 20'ye düşürdükten sonra geldik 2014'te. 2014'te biliyorsunuz Ukrayna-Kırım gerginliği var. Rusya'nın Kırım'ı işgali ilhakı var. Tekrar NATO ile Rusya arasında gerginlik zirveye tırmandı. Tekrar buna benzer olaylar oldu. Ama 2018'e geldiğimizde sizin de belirttiğiniz gibi İngiltere'de bazı istihbarat işte ajanlarının, çalışanlarının gerekçe olarak zehirlenmesi nedeniyle bu sefer NATO 7 Rus diplomatını daha akreditasyonu iptal etti. Yani NATO karargahına girişini iptal etti ve 20'ye düştü sayı. 20'ye. Bugün 20.
Fakat 20'nin 8'i de biliyorsunuz şu an alınan bir kararla NATO tekrar ortaya çıkan gerginlik nedeniyle, bu gerginlik neden durup dururken ne oldu? Ukrayna, Kırım devam ediyor. Güney Kafkasya devam ediyor. Rusya ile NATO, biliyorsunuz NATO'nun Haziran'daki son zirvesinde Rusya ve Çin'e karşı bazı maddeler eklendi. Rusya'nın tehdidinin devam ettiği, silahlanmasının NATO için daha büyük tehdit oluşturduğu açıklamaları yapıldı. Ve o zirveden sonra Biden'ın da yönetime gelmesiyle beraber ABD ve NATO tekrar birlik oldu ve Rusya'yı birinci tehdit olarak ilan ettiler. Ve o günden bugüne, yani Haziran NATO zirvesinden bugüne biliyorsunuz gerginlik sürekli tırmanıyor. Rusya ile NATO arasında. Onun bir sonucu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, onun bir sonucudur. Bu tabii artık NATO şunu demek istiyor. Aslında NATO şunu demek istiyor. Soğuk savaş dönemi sonrası bir balayı dönemi yaşandı. 1990 ile 2000 arasında. Evet. Buna biz bir balayı dönemi diyebiliriz. Bu balayı döneminde gerçekten Rusya ile NATO arasında sıcak ilişkiler oldu. O zaman 30 diplomata NATO'ya giriş hakkı, erişim izni verildi. Rusya da NATO'ya üyelik sürecinde de istekliydi. Ancak 2000'lerden itibaren özellikle Putin'in iktidara gelmesiyle gelmesinden sonra, hele hele Gürcistan'la yapılan müdahale, Kırım'ın ilhakı, işgali sonrası. Yani aslında Rusya tekrar güçlenince, evet, diyelim. Sovyetler aynen dağılırken tekrar, dünyanın... Aynen öyle. Evet, o düşmanlık Mehmet bitti. Aynen öyle. İki kutup dünya gelindi, düzene geçildi. 1990 öncesine dönüldü. NATO tekrar NATO. Ama NATO şu anda nasıl bir NATO? O zaman 1990'larda Mehmet Akif Bey, NATO'da 16 üye vardı. Fakat 1990'da Sovyetler dağılınca Sovyetlerin bütün Doğu Avrupa ülkeleri, yani Doğu ülkeleri hepsi NATO üyesi oldu. Kuzeyde Litvanya, Letonya, Estonya'dan güneyde Romanya, Bulgaristan, efendim Polonya ve Macaristan'a kadar, Bulgaristan'a kadar. Bunlar olunca üye sayısı kaç oldu NATO'nun? 16'dan 30'a yükseldi. Bu 14 üyenin hepsi eski Sovyetler üyesi. Hı hı. Bunlardan birkaçı da şu anda sırada. En son biliyorsunuz Makedonya oldu. Kuzey Makedonya olarak, evet, yapıldı Yunanistan isteğiyle. Dolayısıyla NATO aslında, Rusya aslında NATO tarafından doğu tarafı, düzeltiyorum, batı tarafı çevrilmiş durumda. Onu da altını çizelim. Yani batı tarafı, yani veya doğu tarafı diyebiliriz. Litvanya'dan, Estonya'dan, Bulgaristan, Romanya'ya kadar o bölgesi tamamen kuşakla NATO tarafından çevrilmiş durumda. Şu anda NATO ve ABD kararlı. Rusya artık tamamen daha önce olduğu gibi birinci tehdittir. Ve NATO kuvvet havuzu, yani Türkiye'nin de tahsis ettiği NATO kuvvet havuzu artık tekrar önceliğini Rusya'nın askeri gücüne odaklamıştır. Ve sonuç itibariyle artık diyor ki NATO, Rusya'nın NATO karargahına, sivil karargaha giriş iznini ben yavaş yavaş kaldırıyorum. Artık Rusya benim için... O zaman bu 12 kalan 12 diplomatla ilgili de benzer şeylerle kesinlikle karşılaşsak şaşırtıcı olmaz. Kesinlikle ileride bunu göreceğiz, yaşayacağız. Şunu İleride soracağım. Naim Hocam, bu 8 diplomat istihbarat çalışanı mı, istihbaratta çalıştıkları mı tespit ediliyor? İstihbaratta çalıştıkları tespit ediliyor. Bunlar normalde... İstihbaratçı bunları, değiller bunlar yani sonuçta. Değiller. Bunlar normalde biliyorsunuz Rusya bunları diplomat olarak atadınız. Bunlara da giriş kartı veriliyor. NATO karargahına giriş akreditasyonu. NATO da imzalıyor bunları. Fakat biliyorsunuz Rusya ve buna benzer ülkeler buraya görevlendirdikleri personelin bazıları elbette kendilerine istihbarat kaynağı sağlayacak personel. Allah aşkına hangi ülke bunu yapmıyordur ki? Yapmıyor. Bütün ülkeler yapar. Ama burada önemli olan şunu görmemiz lazım. Artık sonuç şu. NATO diyor ki, NATO ve ABD öyle diyelim. Zaten NATO olunca ABD oluyor. Özellikle Trump'tan sonra Biden. Rusya'nın artık NATO karargahında işi yok. Peki, şu anda 20 diplomatı kaldı. Onu da biz yavaş yavaş şunu da sorayım. Onları mesela, bu gerekçeyle geri göndereceğiz. Daha önce de gönderdi ya, o gönderdiği, evet, diplomatların yerine. Yani dedi ki mesela, evet, NATO, ben 7 tane diplomatın akreditasyonunu iptal ettim dedi. Onları geri, evet, gönderdi. Yerine 7 tane koyabilir miydi Rusya isteseydi? Normalde koyabilir ama Rusya tabii mütekabiliyet esası göre, yani karşılıklılık ilkesi gereği uluslararası ilişkilerde belki de bunların sayısını ona indirecektir. Onu da altını çizelim. Tamam. Yani şöyle, daha ama istese zaten. Evet. Şunu anlamak için soruyorum. İstese gönderir. İstese 8 tane, evet, yeni diplomat gönderebilir.
Gönderebilir. Anladım. Ama Putin artık şu gerçeği görüyor. Bizim artık NATO'da zaten bir beklentimiz yok. Siz NATO'da mi çıkaracaksınız, biz kendimiz mi çıkalım? Evet, biz kendimiz çıkarız diyor. Yani Putin'in de öyle bir durumu var. Onlar çıkaracaklarına bu sefer Rusya diyor ki ben yavaş yavaş diplomatların sayısını azaltayım. Olur mu öyle bir şey? Rusya bir anda biz çıkıyoruz buradan der mi mesela? Bir anda demez. Bir anda demez Mehmet Akif Bey. Rusya orada bulunmaktan ne fayda sağlıyor şu anda? Bulunmaktan şöyle bir fayda sağlıyor. NATO karargahında bazı dokümanlarda erişim hakkı var. Gizli olmayan NATO'daki gelişmelere. Mesela bizim açık basında okuyacağımız bazı haberleri 2 gün sonra okuyoruz. Ama NATO oradaki insanlar, erişim hakkı bulunanlar hemen anında o kağıda pişirilirken, mutfaktayken onu biliyorlar. İstihbarat. Bildikleri için açık kaynaktan kendi ülkelerine, büyükelçilerine, işte kendi Moskova'ya bununla ilgili gelişmeleri bildiriyorlar. İstihbarat yapıyorlar yani aslında. İstihbarat yapıyorlar kesinlikle. Ama istihbarat diplomat olarak yapıyorlar. Kesinlikle öyle. Ama şunu da altını çizelim. 1990'da o balayı dönemi dediğimiz, o tırnak içindeki balayı döneminde değerli izleyenlerimize şunu açıklayalım. Şu anda pek anlamlı görünmüyor ama o zaman Rusya NATO üyesi olmak için barış için ortaklık programına gönüllü olarak katıldı. Kim çok gibi güçsüzdü, katıldı? Çok zayıftı çünkü. Evet. Ukrayna gibi katıldı. Bulgaristan gibi katıldı. Macaristan, Polonya. Bu bütün ülkeler üyelik süreci hazırladığında üye oluyorlar. Yani Polonya, Macaristan, evet. Letonya, Estonya gibi. Şimdi Moldova var sırada. Ukrayna var sırada. Gürcistan var. Azerbaycan var. 20 ülkeden fazla ülke NATO'da sırada bekliyor. Barış için ortaklık şemsiyesi altında. Sıra bize gelsin de biz olalım diye. Ama tabii Gürcistan-Ukrayna olayı Rusya'nın kırmızı çizgisi olduğu için 2008'de ve 2014'te NATO zirvesinde karar almasına rağmen Ukrayna ve Gürcistan NATO üyesi olamadı. Zaten bundan sonra da olacağını ben hiç değerlendirmiyorum. Çünkü Rusya gerçekten Suriye'de, Libya'da, Kafkasya'da çok az bütçeyle, bunun altını çizelim, ABD'den 12 kat daha az askeri harcamayla, 12 kat daha az askeri harcamayla Putin'in attığı stratejik adımlar sayesinde Suriye'de, Libya'da ve Güney Kafkasya'da, Ukrayna'da, Kırım'da ABD'nin önünde adım atıyor. Onun bir kere altını çizelim. Demek ki her zaman teknolojik üstünlük ya da askeri üstünlük her zaman ya da finansal kesin üstünlük. Üstünlüğü sağlamıyor. Evet. Kesin üstünlüğü sağlamıyor. Stratejik bazı adımlar önemli. Ama yavaş yavaş Rusya artık NATO ile ilişkisini kesiyor. Bu bizim için ne işaretidir bu? Yani uluslararası ilişkiler çalışan için şu işaretidir. Türkiye artık tek kutuplu dönemden, o balayı döneminden tamamen çıkmıştır. Türkiye iki ve çok kutuplu döneme geçmiştir. Türkiye artık, Türkiye demeyelim, dünya geçmiştir. Ve dünya artık silahlanma yarışı sürecine girmiştir. Silahlanma yarışından da en çok kar edecek ülkeler kimlerdir? Birincisi ABD'nin 12 küresel dev silah şirketleri. İkincisi kim edecek? Fransa. Üçüncüsü Rusya. Bunlar yavaş yavaş paylaşıyorlar. Dünya silah ticaretindeki pastayı. Ama pastadaki dünyadaki en büyük payı kim alıyor Mehmet Akif Bey? %40'lık oranla ABD alıyor. NATO. Peki. NATO yılda 1 trilyon 200 milyar dolar bunun için bütçe ayırıyor NATO ülkeleri 30'ya. Bunu da altını çizelim. Çok teşekkür ederiz Naim Babiroğlu. Sağ olun efendim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.